Merhaba Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Benim Bim'den aldığım altın ilmek bebe yünüm var. İpimize de model. Model de ipimize çok yakıştı arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videomdan ilk siz haberdar olursunuz. Mesajlarla da desteklerinizi bekliyorum. Modelimize geçmeden önce ben alt lastiğini 200 sıra lastik ördüm. Modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 4 ilmekten oluşmakta. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Dediğim gibi benim ipim altın ilmek. Bimde satılan. Ben 3 sıra lastik ördüm. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek 9 tane düz ilmek. 4 5 6 7 8 9 düz ilmek. 2 4 6 8 9. Modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşmakta. Siz ne yaparsanız ona göre ayarlamayı yapın. Başlamadan önce modelimize. 2 ters 1 2 ters yine 9 tane düz. 9 düz. Modelimiz hem çok kolay. Hem çok şık bir model. Arka sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters. Pardon, burada ben bir yanlışlık yapmışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. 9 tane düz ördükten sonra 2 4 6 Ben 6 8 9 2 4 6 8 9 2 tane de Pardon 2 tane de ters ilmek örüyoruz modelimizin arka yüzündeyiz bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 9 ters, 2 tane düz. 9 ters, 2 tane düz örüyoruz. sadece lastikten sonra bu sıraya mahsus 4 sıra önlerden ilmekleri gördüğümüz gibi arkadan da gördüğümüz gibi örüyoruz. Ben vakit kaybı olmaması için bu şimdi burada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek, 9 düz. Ben örüp geliyorum. Ben modelimizi 4 sıra ördüm gördüğümüz gibi. Önden ördüm, arkadan ördüm ve geldim. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz bu sırada. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek ördük. Bir tane düz ilmeği ördük. Bakın şimdi burada bu dördüncü ilmeğimizin bir, iki, üç bu dördüncüye buraya bakın arkadaşlar batıp bir ilmek uzatıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Şimdi bir üstündekine batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Yine bakın burada bir üstüne batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Şimdi tekrar en üsttekine bakın. Bu ilmeğimizin altındakine batıyoruz ve bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve bir düz ilmek örüyoruz. Burada 1 2 3 4 düz ilmek örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Yine bakın bir ilmek 9 ilmeğimizin 9 tane düz ilmeğimizin ilk düzünü örüyoruz burada. Şimdi 1 2 3 dördüncü ilmeğimizin buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Bu dördüncüsüne batıyoruz içine. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bakın yine bu ilmeğin altındaki battığımız ilmeğin üstündekine batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bakın bu battığımız ilmeğin bir üstüne batıp yine bir ilmek çıkarıp bir düz örüyoruz. Bakın buraya batıyoruz şimdi de. Bir ilmek daha çıkarıp düz örüyoruz. 1 2 3 4 düz örüp 2 ters kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin arka sırasında 2 kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek 1 2 3 4 5 ters ilmek. Bakın bu bizim önde çıkardığımız ilmeğimiz. Bu önde olması gerekiyor. Bu ilmeğimizin önde olması gerekiyor. Bu ilmeklerimizi ikişerli olarak örüyoruz. 2 2 ve son ikimiz. 1 düz örüyoruz. 2 tane düz örüyoruz. Yine bakın 1 2 düzden sonra 1 2 3 4 ve 5 ilmek ters örüyoruz. Yine bakın bu bizim çıkardığımız ilmeğimiz. Bunu yanındaki ilmekle bir kesiyoruz. 2 2 2 ve 2. 3 2 düz, kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Bakın modelimizin ilkini kurduk. Şimdi bu sırada bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters 9 ilmek düz 2 ters 9 ilmek düz sıra sonuna kadar ilmekler gördüğümüz gibi. Model çok zormuş gibi görülen, görünen ama çok kolay bir model. Arka sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekler gördüğümüz gibi. Düzler düz, tersler ters. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek ördük. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek düz örüyoruz. Benim ipim karışmış burada arkadaşlar. düzelttik ipimizi. Şimdi bakın bu sıranın değil bu sırada yine 1 2 3 Dördüncü ye değil. Bu sefer tam tersi olduğu için bakın bu ilmeğimiz değil. Pardon. Bu değil. Bu ilmeğimizin içine batıp Buradan yine bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz örüyoruz. Onun altındaki ilmeğe girip buraya bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bakın yine onun bir altındaki ilmeğe batıp yine bir ilmek çıkarıp bir düz örüyoruz. Ve dördüncü son ilmeğimizi çıkarıyoruz. Onun altındaki ilmeğe batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz. İki ters örüyoruz. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ilmek örüyoruz. Bakın yine ben biraz yakınlaştırayım. Bakın burası değil. Bakın bu değil bu ilmeğimizin içine batıyoruz ve buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Buradan bir düz örüyoruz. Bakın onun altındaki ilmeğe batıp yine bir ilmek çıkarıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bakın şimdi de buraya batıyoruz. Bir ilmek ilmek daha çıkarıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Ve son. Bakın bu altındakine batıyoruz. Bir ilmek daha çıkarıyoruz. 2 ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Arka yüzündeyiz pardon. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın yine bu sırada da bizim çıkardığımız ilmeğimiz önde. Bu ilmeklerimizin keserken bunlar önde olması gerekiyor. Bu ilmeğimizin önde olması gerekiyor. Şimdi 2 2 2 2 kesiyoruz. Tam toplamda 4 tane kesmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. 2 düz ilmekten sonra başlıyoruz ilmeklerimizi ikişerli kesmeye. Toplamda 4 kere kesiyoruz ve sonuncusunu da kestik. 1 2 3 4 5 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük ve modelimizi bir kere kurduk. Bu sırada ilmeklerimizi yine önden gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu sırayı da göstereyim ben size. Bu sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 9 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters olarak ilerliyor modelimiz. Sırayı da yapalım. Buradan sonra devam etmek isteyenler bu birinci sıradaki modelimizle aynı sınıfı burada yapıyoruz. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Video önce hazırladığım. Çok güzel bir model. Bunu hangi örgülerde kullanabiliriz? Yeleklerde kullanabiliriz, sarıkalarda kullanabiliriz, atkılarda kullanabiliriz, bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinde, bebek hırkalarında Dilediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz. Çok da güzel bir model. Her örgüye de yakışacak bir model. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.